Tamam, yamaç dengeli bir kere daha göğsüne. Avsiyah noktaya gidecek. İki, devam et. Kütahya Engelliler Zafer Spor Kulübü rahmetli Naim Süleymanoğlu'nun hocasına emanet. Kütahya Engelliler Zafer Spor Kulübü rahmetli Naim Süleymanoğlu'nun hocası Hilmi Pekünlü gözetiminde halter çalışması yapıyor. Haftada 3 gün bench press, squat, deadlift dalda halter çalışması yapıyorlar. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından 7-9 Ekim tarihleri arasında Nevşehir'de düzenlenecek olan Halter Türkiye Şampiyonası'na 6 sporcuyla katılacak. Hedef ise madalya ile Kütahya'ya dönmek. Kütahya Engelliler Zafer Spor Kulübü Başkanı Ümran Öztürk ve rahmetli Naim Süleymanoğlu'nun hocası Hilmi Pekünlü yaptıkları açıklamada şunları söyledi. Kütahya Engelliler Zafer Spor Kulübü olarak görme engellerimize 2019 Nevşehir'de düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Genç Spor Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen müsabakalara katılmak için burada Hilmi Pekünlü hocamızla birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tabii ki hedefimiz büyük, büyük oynayan büyük kazanır derler. Biz de hedeflerimizi her zaman büyük tutarız. Altın madalya. Daha önce bir sporcumuz Nihal Okur, Türkiye üçüncülüğü aldı. İki dalda yarışmıştı. Tek yarışmıştı geçen sene. Bu sene toplamda 6 kişiyiz. Nihal Okur arkadaşımız, Yasin Sarı, Yasin Sapancalar, Kenan Yılmaz ve Hüseyin Kaygısız. Toplamda 2 bayan ve 4 erkek yarışmaya katılacağız ve Kütahya'mızı, Kütahya Engelliler Zafer Spor Kulübü Derneğimizi, Genç Spor İl Müdürlüğümüzü en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. Hilmi hocamız aynı zamanda biz belki diğer kulüplerden farklıyız, belki de şanslı hissediyoruz kendimizi. Rahmetli Naim Süleymanoğlu'nun hocasıdır. İnşallah şu anda çok az zamanda çalışmaya başladık çünkü biz daha önce golbol, satranç, judo çalışmaları yaptığımız için ancak müsabakalara 2 ay, 3 haftaya başlıyoruz. Çocuklar sevdiler halteri Hilmi hocamın, Yılmaz Doğan hocamın da sayesinde. Önümüzdeki sene tamamıyla halterde çalışacak gençlerimiz var. Altın madalya bekliyoruz. Bir başkan ne bekler? Sporcusunun, bir hoca ne bekler? Sporcusunun altın madalya almasını ve ondan önce mutlu olmasını ister. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz diyoruz. Görme engellilerle beraber haftada 3 sefer çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gelecek ay Türkiye şampiyonumuza katılacağız. İnşallah bu şampiyonada başarılar olmaya çalışmalarımızı en iyi şekilde devam ettirmekteyiz. Görme engelliler bundan sonra da devam ettirilirse inşallah madalyalar gelecektir. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğümüzün ve Halter Federasyonu organize ettiği Türkiye Şampiyonası'nın belli kategorilerde katılacağız.